Duyu adlı eserin tanıtımı ve imza günü için burada hep beraberiz. Öncelikle bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Kıymetli konuklar, Hafız hoş geldiniz. Programımızı şehitlerimize bir vefa borcu olarak Hafız'ı saygı duruşuna ve Fatiha okumaya davet ederek buyurun. Ruhları şad olsun. Kıymetli misafirlerimiz, çok değerli şairimiz Sayın Adnan Kasapoğlu'nun hayatıyla ve hayatını içeren ailesi tarafından hazırlanan Sinevizyon'u sizlerle paylaşmak isterim. Herkese iyi seyirler. Kırık küp taş istemez, çürük asas istemez, eğlencesiz toy eden ölende yas istemez. Derdim dedim dil durdu, boğazımda kil durdu, gemim deryaya saldım, yelken açtım yel durdu. Ve bu güzel videonun ardından sahneye, Duyu kitabında büyük emeği geçen, çok büyük bir zaman ayıran, son saniyesine kadar takipte bulunan ve bizleri kırmayıp ta İstanbul'dan bu programa katılmak için gelen, bizim için de çok ayrı yerler olan Sayın Diyar Erbil'i sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Duyu kitabında emeğim yoktu diyemem ama kitabın sahibi Adnan Kasapoğlu'dur. Bu inanılmaz şiirleri yazan Adnan Kasapoğlu'dur. Onun için hepimiz ona teşekkür etmemiz gerekir. Mest oldu, bu da meydan. Millet hakkı alınmaz. Men, sen, o, bu demeyden. Hak istersen al bu at, bu kılıç, bu da meydan. Tevarın eline verilen at, kılıç. Hakikaten meydanda güzel koşturdu. Allah Teba'nın ömrünü uzun etsin bizim için. Türkmen basınına, edebiyatına nice hizmetler eder inşallah. Saygılarım. Sevgili konuklar, kıymetli misafirler. Şimdi de Sayın Adnan Kasapoğlu'nun yol arkadaşlarından biri olan büyük şair Sayın Hüsam Hasret'i kürsüye davet ederek. Bugün şair Adnan Kasapoğlu'nun Duyu adlı eseri piyasaya çıkmış bulunmaktadır. Onu da en içten dileklerimle tebrik ederim. Bildiği gibi Adnan Kasapoğlu iyi ve yetenekli bir şairdir. O her şiirini ayrı bir Türkçeyle ve dizelerini çok titizlikle yazan bir şairdir. Onun için şairleri dipdiridir, canlıdır. Karşımızın yazarı, aynı zamanda Sayın Adnan Kasapoğlu'nun kardeşi, sevgili Mahmut Kasabı, konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Altın Köprü, bozmaz güzellerini, köklü ezellerini, Türkmen özelliğini, Kazı Altın Köprü'nün, İnsanı derbederdir, gariplere rehberdir, dertliyle beraberdir, şadı Altın Köprü'nün. Bugün davetimize icabet edip bizlerle beraber olan Türkmen elinin farklı bölgelerinden gelen çok kıymetli edebiyatçı, şair ve yazarlarımız bizlerledi. Onları temsilen Çerçüş'ten gelen Türkmen Eli gazetesi baş yazarı Sayın Necat Kevseroğlu'nu konuşması için kürsüye davet ederim. Buyursunlar. Bu gibi törenlerde tabii ki
Şimdi oturanlarda Adnan Bey, Adnan Kasaboğlu'nun tarih ömür boyu Türkmen toplumuna sunduğu bu güzel edebi şiirle tarihimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, duygularını anlatan bir büyük şairimizi anlatmaktadır. Temennim bu gibi bilgi şölenleri, bu gibi oturumların devamını Göybörü diyarı başladığı için bunun devamını Kerkükler'in adına bir daha bütün karındaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. İyi, değerli, kıymetli bir şairimiz Sayın Esat Erbil'i kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Ben okula yanmadım. Bize haksızlık oldu. Bağımızda fidanlar baş kaldırmadan soldu. Bunlar bilmez Çinciler, sandılar Türkmen öldü, hep beraber dediler, Erbil'de Türkmen yoktur. Çocuklar mahrum kaldı, ana dilden oldular. Nankör, Çinli hem zalim, bunu fırsat buldular. Emir kulu olurken yüzden ağız sildiler, hep beraber dediler, Erbil'de Türkmen yoktur. Çok kıymetli Sadun Çöpürlü Beyefendi'yi kürsüye davet ederek buyursunlar. Yerli edebiyatçı kardeşimiz Adnan Kasaboğlu Bey'e Hatun Köprü halkı adına bugün düzenlenen Duyu kitabı imzalamak töreni münasebetiyle candan tebrik eder, daha üstün başarılar dileriz. Yetenekli şairimiz Adnan Bey, Erbil şairi olduğu kadar Hatun Köprü şairi, şairine sayılır. Ne demek? Kardeşimiz Hatun Köprü'de dünyaya göz açıp, orta yaka telahler sokakında bizimle beraber büyüdü. Evet değerli misafirlerimiz, şimdi de bir araya gelmemize vesile olan Duyu kitabının sahibi Sayın Adnan Kasaboğlu'nu, ayrıca kızı Erbil Radyosu Genel Müdürü Songül Kasaboğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar. Karanlık yollarda gözünü yumma, elinden tutmayı özgeden umma. Kuvvet her kimsede, umulur ama cesaret olmasa güç neye değer, altına kablanan tuz neye değer. Tohum gibi güger yer altından çöp, bir çardak yap, sarsın atrafını çöp. Eğil, yuva yapan ellerini öp. Öpmeye şeyandır çalışan eller, yorgun yorgun işe alışan eller. Aldınsa bir karar, etme tereddüt. Atlı ganca davran, korkuyu unut. Kalbine taş bağla, gözyaşın kurut. Ağlamak yakışmaz yiğit olana, azmi çelik gönlü iman dolana. Yurt kadrini bilmez görmeyen gurbet, ana kucağına kalmayan hasret, yıkılıp düşmekten almayan ibret, sürüden ayrılır ermez murada, boş eğer düşmana el atar ya da. Kıymetli Muhammed Ferit Erbiloğlu'nu kürsüye davet ederek buyursunlar efendim. Ve burada hepimizin huzurunda kendisine çok çok teşekkür ederiz ki bize güvendi. Bu güzide eserini bize emanet etti ve bizim tarafımızdan Allah kısmet etti, nasip etti. Bizim tarafımızdan siz değerli şiir severlere armağan etmek bize nasip oldu. Değerli misafirler, geçen de böyle ifade etmiştim. Aslında az evvel değerli hocamız Aydın Kerkük'le küçük bir sohbetimiz olanda şunu demiştim. Bir millette yazarlara kıymet verilmediği zaman gerçekten o millet biter. Çünkü özünü ifade edebilmez artık. Ben öz tezimden küçücük bir şey vurgulamak isterim. Irak Türkmen Edebiyatı'nda siyasal iletişim diye bir tez hazırladım. Ve hocam şunu dedi bana, yani siyaset ve edebiyat. Dedim ki biz yıllarca siyasetten
tabiri caizse mahrum olduğumuz için, o yüzden edebiyatla hep duygularımızı birbirimize aktardık. Aslında bizim işimiz sahafada siyasette. Ancak hiçbir zaman özümüzü koparabilmedik edebiyat. Devam etsin inşallah. Sağ ol, ben sana...